Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere hem uygun fiyatlı hem de pahalı bir makyaj çantası hazırladım. Ürünleri detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. İki tane makyaj çantası hazırladım. Birbirine benzeyen, muadil değil. Bazıları belki muadil olabilir. Onları vurgulayacağım size. Ama birbirine çok benzeyen iki tane makyaj çantası hazırladım. Bu çantanın içinde uygun fiyatlı ürünler var. Bu çantanın içinde de pahalı ürünler var. Bunlar benim sevdiğim, denediğim, arkasında durabileceğim ve daha önceden videolarımda gördüğünüz ya da bundan sonra göreceğiniz ürünleri içeriyor. İki farklı makyaj çantası var ve temel ürünler var bunların içinde. Bu şeffaf makyaj çantasını Kiko'dan satın aldım. Sık sık indirime giriyor. İndirime girdiği zaman alabiliyorsunuz. Bunun içinde küçük siyah başka bir çantası daha vardı. Onu da çantamın içine koydum. Bu makyaj çantasını da MAC'ten aldım. Maalesef artık satışta değil ama başka benzerlerini bulabiliyorsunuz. Şimdi bir pahalı ürün, bir de uygun fiyatlı ürün göstereceğim. Uygun fiyatlı hazırladığım çantadaki ürünler indirime girdiğinde daha da uygun fiyatlı oluyor. Elbette bunlardan daha da ucuza satılan ürünler vardır. Fakat bana göre uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm yüksek performanslı ürünlere ekledim. Her iki çantayı da açıyorum. Makyaj yapma sırasına göre anlatacağım. Öncelikle tabii ki ten ürünlerinden başlayalım. Fondötenlerden başlayalım. Burada anlattığım bütün ürünleri anlattığım sıraya göre videonun altındaki açıklama kutucuğuna tam adıyla, rengiyle, koduyla, her şeyle birlikte detaylı bir şekilde ekliyorum. Bütün videolarımda bu şekildedir. Son zamanlarda ürünün adını anlayamadık ya da ürünün detaylı görselini göremedik gibi sistemler olabiliyor ama ben zaten bunların önüne geçebilmek için ürünün tam adını, hatta nerede satıldığını yaklaşık 1 saatimi harcayarak o videonun altına ekliyorum. Eğer ki inceleme şansınız olursa ürünlerin detaylı bilgilerine oradan ulaşabileceksiniz. Son zamanlarda benim çok severek kullandığım birkaç tane fondöten var. Bunlar birbirinden başka yapıda. Bir tanesi Shiseido'nun yeni çıkardığı bu serum yapıda fondöteni. İncecik bir örtücülüğü var. İncecik bir dokusu var ve yüzünüze çok ışıltılı bir duruş veriyor. Daha önceki makyaj videolarında uygulanmış halini de görebilirsiniz. Bu fondötenle bir makyaj yaptım. Kanalda da var ve cildiniz çok sağlıklı. Sanki fondöten uygulamışsınız gibi değil de cildinizin kendi sağlıklı haliymiş gibi görünüyor. Enfes duruyor. Tabii ki uygun fiyatlı fondötenlerde bu teknolojide bir ürün bulamadım. Fakat Deborah Milano markasının şöyle bir fondöteni var. Bunu da pastelin Glossy Glow ile karıştırdığınızda benzer etkiye ulaşabiliyorsunuz. Aynı parlaklıkta duruyor, aynı görünüşte duruyor. Sadece bu fondötende birazcık benzer renk bulmak zor olabiliyor. Estée Lauder'ın yeni serum fondöteni gibi de bunun da damlalıklı bir başlığı var. Eğer ki yoğun bir kapatıcılık istiyorsam, yüzüm mermer gibi görünsün istiyorsam şu anda videoda görmüş olduğunuz gibi o zaman Charlotte Tilbury'nin Air Blush Flawless fondötenini kullanıyorum. Şu anda görüyorsunuz sanki filtreli gibi duruyor. Yüzü gerçekten yakından baktığınızda da kamera karşısında da böyle gösteriyor. Benzer örtücülükte çok kapatıcı başka bir ürün daha var. L'Oreal Infallible Matte Cover fondöten. Filtreli gibi görüntü sağlamıyor. Sadece çok iyi uygulamanız lazım ki çamur gibi durmasın yüzünüzde. Ama ne var ne yok her şeyi kapatıyor. Özellikle yağlı ciltliyseniz çok fazla seversiniz bu fondöteni. Ama yağlı ciltli değilseniz cildinizi çok iyi bir şekilde makyaja hazırlamanız, nemlendirmeniz gerekiyor. Bu adımlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ve doğru uygulama aracıyla, nemli güzel bir süngerle bunu uyguladığınızda, yüzünüze oturttuğunuzda güzel bir görüntü sağlıyor. Fondöten kullanmayı sevmiyorsanız eğer Huda'nın Glowish'i var. Bu çok güzel, renkli nemlendirici gibi cilt eşitliği sağlayan, aydınlık görüntü veren, fondötenlerle karıştırılabilen, tek başına kullanılabilen çok güzel bir ürün. Yine yakın zamanda videosunu çekmiştim. Kanalda arattığınızda yüzüme uygulanmış halinde görebilirsiniz. Uygun fiyatlı olarak ne alabilirsiniz? Fondöten gibi olsun istemiyorsunuz. Fondöten sevmiyorsunuz. Birazcık örtücülüğü olsun. Bunun çok örtücülüğü yok. Renk eşitleme özelliği var. Unutmayın. Uygun fiyatlı alternatif olarak yine muadil değil. Kesinlikle birbirine hiç benzemeyen ürünler. Parlak bir bitiş istiyorsanız yine pastelin Glossy Glow ile karıştırabilirsiniz bunu da. Wet n Wild markasının bunu daha önceden muadil videosunda da anlatmıştım size. O zaman ben bunu Fenty Beauty'nin fondötenine muadil olarak göstermiştim. Wet n Wild markasının şöyle bir renkli nemlendiricisi var. Fondöten kullanmayı tercih etmiyorsanız, hafif yapılı bir ürün arıyorsanız uygun fiyatlı çantamızın da uygun fiyatlı ürünü bu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi fondöteninizin yapısına, bitişine göre bir kapatıcı seçmeniz lazım. Parlak bitişli bir fondöten kullanıyorsanız, mat yapıda bir kapatıcı kullanırsanız birbirinden alakasız bir görüntüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Göz çevreniz kuru, yanaklarınız aşırı derecede parlıyor veyahut yama gibi bir görüntüyle karşı karşıya kalırsınız. Yani fondöteniniz nemli bitişli ise kapatıcınızın da öyle olması gerekiyor. Mat bitişli ise kapatıcınızın da birazcık daha mata dönük bir kapatıcı olması gerekiyor. Göz çevrenizi kurutmayan bir ürünü seçmeniz lazım. Son günlerde benim favorimi biliyorsunuz Natasha Denona'nın High Glam kapatıcısı. Kesinlikle gelmiş
gelmiş geçmiş göz çevremin dostu olan bir kapatıcı çizgilerime dolmuyor. Şu anda göz çevremde görüyorsunuz. Kusursuz bir aydınlık görüntü sağlıyor. Morluğu kapatıyor. Yüzümde kapatılacak şeyler varsa mesela güneş lekelerimin gölgelerini kapatıyor. Tam olarak fondo tenimle bütünleşiyor. Çok nemli bitişli olmadığı için Charlotte Tilbury'nin bu fondo teniyle çok güzel eşleşebiliyor. Yani buna göre eşleştirdim. Eğer ki nemli bitişli bir ürün kullanacaksam Shiseido gibi o zaman da Armani'nin kapatıcısını kullanıyorum. Çünkü incecik, nemli, yok gibi bir bitişi var. Böyle bir ürünle kombinlemem lazım ki yüzümdeki bütünlük bozulmasın. Ve pahalı çantamız için seçtiğimiz bir diğer kapatıcı da bu oluyor. Daha nemli bitişi var, daha ince yapılı bir ürün ama kapatıcılığı çok fazla değil. Eğer ki yüzünüzdeki lekeleri kapatmak isterseniz, çok koyu lekeleriniz varsa tabii ki onları kapatamıyorsunuz. Şimdi uygun fiyatlı çanta için aslında benim birkaç tane seçtiğim kapatıcı vardı. Fakat artık uygun fiyatlı statüsünden çıkmış. Bir kere en başta Revolution Pro'nun Ultimate Radiant Under Eye Concealer'ını koyacaktım. 500 lira bandına gelmiş. Artık uygun fiyatlı satılmıyor. İndirime girdiğinde ne kadar olur? İndirimli fiyatını göremediğim için eklemedim. Ama indirime girdiğinde 200 lira bandına düşebiliyorsa bu kapatıcı kesinlikle çantamızın vazgeçilmezi olacak. Onun yerine Notun kolajen kapatıcısını koydum. Bunun şöyle bir metal başlığı var. Göz çevrenize bir miktar ürün alıp uygulama yapabilirsiniz. Bence başlıkla böyle sıkmayın. Çok fazla ürün püskürtüyor. Elinize bir miktar alıp belki ikiye bölüp şöyle yerleştirerek koyabilirsiniz. Bu göz çevresine dolgun bir görüntü veriyor. Mesela göz çevreniz daha çukur duruyorsa tabii ki bir enjeksiyon gibi etkisi yok ama bir illüzyon yaratıyor. Daha canlı, daha dolgun duruyor. Yalnız kapatıcıda tek sevmediğim özellik renk skalası. Sadece 3 tane rengi var bildiğim kadarıyla. Benim kullandığımda 3 numara olması gerekiyor. Geri kalanların hepsi çok açık renkte ve 3 numaradan sonrası da benden daha esmer tenliyseniz ya da göz çevrenizde çok fazla koyuluğunuz varsa bu size olmayacaktır. Mutlaka daha kayısı tonlarında, şeftali tonlarında bir başka kapatıcıyla ya da korektörle yani göz çevrenizi nötrleyici bir ürünle uygulama yapıp üzerinden bunu geçmeniz lazım. Ama performans olarak nemli, sakin bir bitişi var. Yani Deborah Milano'nun bu fondo teniyle uyum sağlayabileceği gibi Wet n Wild markasının bu tarz bir ürünüyle de uyum sağlayabilir. Şununla da uyum sağlıyor çünkü çok Armani gibi bir bitişi yok. O yüzden hepsiyle de olabilecek bir kapatıcı diyebilirim. Muadil videolarımı izlediyseniz ya da 5'te 5'leri izlediyseniz eğer sıklıkla görüyorsunuz Hourglass markasının transparan pudrası dünyanın en iyi pudralarından bir tanesi. Çünkü göz çevrenizde kek görüntüsü yaratmıyor. Yüzünüzde kek görüntüsü yaratmıyor. Un gibi durmuyor. Sizi olduğunuzdan yaşlı göstermiyor. Çok güzel bir şekilde makyajınızı da sabitliyor. Canını kanını kurutmuyor teninizin. Bu kesinlikle pahalı çantamızın demirbaşları arasında. Onun gibi uygun fiyatlı hatta muadili olduğunu düşündüğüm sadece birazcık daha kurutma özelliği olan zaten pişirme pudrası diye geçiyor. Lovely'nin Cooking Time pudrası. Makyaj artistleri bu pudrayı çok seviyor. İndirime girdiğinde çok 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 ulaşılabilir fiyatlara geliyor. Harika bir kapatıcı. Şimdi bu tarz pudraları uygularken şu tarz aparatlardan destek alıyorum. Pahalı çantamızın uygulama aracı pufu Beauty Blender markasının. Bu zaten bu konuda en ünlülerden bir tanesi. Bunun performansı şahane. Uygun fiyatlı çantamızın uygulama aracı da The Cult Rosa olması gerekiyor galiba. Bu markanın aparatı ki sıklıkla bunu kullanıyorum. Performansı çok çok güzel. 50 lira bandına alabiliyorsunuz. Bu yurt dışında satılıyor ve pahalı bir ürün. Sayısız defa yıkadım ve kullanmaya devam ediyorum. Sabah da özellikle Hourglass transparan pudrayı uyguladığımda göz çevreme bununla sabitleme yaptım. Hatta şuralardan da biraz geçeyim ki kamera karşısında parlamalarım olmasın. Kesinlikle çok güzel, çok doğal bir şekilde pudranızı oturtuyor. Bu da pahalı olan versiyonu. Şimdi gelelim renklendirme adımına. Benim son zamanlarda makyaj çantamda kullandığım krem bronzerımı biliyorsunuz. Hatta yakın zamanda 4-5 video önce bir makyaj videosu çektim. Orada da bunu kullanıyorum. Chanel'in krem bronzeri. Çok güzel, çok doğal duruyor. Görüyorsunuz kontürleme yapmıyorsunuz bununla. Sadece yüzünüze sağlıklı bir ısıtma işlemi yapıyorsunuz. Bunun performansı çok güzel. Revolution'ın krem bronzeri da birazcık parlak yapılı. Yanaklarınıza uyguladığınızda aynı etkiyi alabileceğiniz bir ürün. Sadece güzel bir şekilde cildinize oturtmanız gerekiyor. Aydınlık görüntü veren fondötenleri tercih ediyorsanız, renkli nemlendiricileri, BB kremleri tercih ediyorsanız, tozdan ziyade daha güzel dursun istiyorsanız ürünleriniz böyle krem bronzerlardan destek alabilirsiniz. Pahalı çantamıza Chanel en iyilerden bir tanesi. NARS'ı da aynı şekilde Laguna'yı da koyabilirsiniz ama ben NARS Laguna'dan bunu daha çok seviyorum. Uygun fiyatlı çantamızın da vazgeçilmesi bence Revolution. İndirimde aldığınızda yine çok çok uygun fiyata ürünü alabiliyorsunuz light rengi. Ve bir de Golden Rose'un kontür sticklerini göstermek istiyorum. Uygun fiyatlı, performansı yüksek, Fenty gibi, Kiko
gibi etki eden ürünlerden birisi. Bunun hem bronzer hem de contour gibi kullanabileceğiniz renk çeşitleri var. Kesinlikle performansı, yüze oturması, dağılması, sürümü şahane. Özellikle şu anda elime uyguladığım 05 numara benim favorim. Tam olarak Fenty gibi, Kiko gibi görüyorsunuz. Eğer ki burnunuza, yüzünüze boyutlandırma yapmak istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Rare Beauty'ye benzeyen bronzer renkleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı makyaj çantamızın bence vazgeçilmezleri arasında. Şimdi yüzümüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Pahalı çantamda eğer ki ben bir allık paleti alayım, hatta içinde aydınlatıcısı da olsun, artık ömrümü onunla devam ettireyim diyorsanız kesinlikle Charlotte Tilbury'nin bu yüz paleti. Şu an yanaklarımda gördüğünüz aydınlık ve renkli görüntü şu ikisinin karışımı. Bu Pillow Talk allık. Burada da bir rose gold tonlarında aydınlatıcı var. Ben bunun ikisini fırçamla karıştırıyorum. Sonrasında yüzüme tamponlama yaparak oturtuyorum ve duruşa bakar mısınız? Burun ucumda da aynı şekilde var. Her gittiğim yerde yanaklarımdaki aydınlatıcı ne, allık ne? Sürekli bu combo soruluyor. Bu combo bu ikisi. Pahalı bir makyaj çantası hazırlayacaksanız kendinize, en iyisi olsun diyorsanız, kaç makyaj videosunda Instagram'da kaç kez gösterdim hatırlamıyorum. Hatta yurt dışında yaşıyorsanız markanın sitesini takipte kalın. Bir alana bir bedavalar yapmışlardı bu palet için. O tarz kampanyaları da yılda bir kere yapıyorlar genelde. İndirime girdiğinde Sephora Collection'ın ürünlerini çok çok uygun fiyatlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Sephora Collection'ın allıkları Makeup by Mario'ya muadil olarak gösteriliyor. Anastasia'ya muadil olarak gösteriliyor. Çok güzel renkleri var. Benim şu an yanaklarımda yakaladığım bu ikiliyi elimdeki iki renkle benzerini elde edebiliyorsunuz. Hatta Sephora Collection'ın bu Colorful Luminizer'ını son günlerde Instagram'da gösteriyorum. Çünkü MAC'in bir allığına çok benziyor. Dior'un paletindeki pembe allığa çok benziyor. Köpük gibi değişik bir yapısı var. Özellikle uygulama yaptığınızda çok tatlı bir pembelik ve aydınlık görüntü veriyor. Şimdi bu ikiliyi birbiriyle karıştırdığınız zaman az önce size gösterdiğim etkiyi elde edebiliyorsunuz. Bu arada bu Luminizer'ların bendeki Pink Flash rengi, aydınlatıcılarına da yine bakabilirsiniz. İndirimde 200 lira bandına düşüyor. Şöyle bir etkisi var görüyorsunuz. Allık da kadifemsi dokuda. Çok pigmentli. Bunun isterseniz bendeki gibi pembe tonlarını, dilerseniz de şeftali tonlarını seçebiliyorsunuz. Bu da 06 numara allık. Uygun fiyatlı çantamıza bunu koydum. Bu ikisini aldığınız zaman çok güzel bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Allığın zaten aynası da var. Aynı zamanda makyajınızı da tazelemek isterseniz buradan da kontrol edebilirsiniz. Ve Sephora sık sık Sephora Collection ürünlerine bir alana bir bedava yapıyor. İkincisi %20, %25, %40 gibi indirimler yapıyor. İndirim döneminde bakabilirsiniz. Şimdi gelelim iki tane özel ürüne. Benim pahalı makyaj çantamın içinde Charlotte Tilbury'nin şampanya rengi köpük farı var. Ve şu anda şu bölgede görüyorsunuz. Üzerinden başka bir toz farla da sabitleme yaptım. Bunu da makyaj videolarında uygulayarak defalarca sizlere gösterdim. Pahalı çantamızın ürünü. Uygun fiyatlı çantamızda da Kiko indirime girdiğinde Kiko'nun 02 numaralı köpük farı var. Benzer etki sağlayan, hatta ondan daha parlak. Bakın görüyorsunuz, tonları başka çünkü. Ama kalıcılık olarak, sabitlenme olarak hemen hemen aynı performansa sahip. Kiko indirime girdiğinde uygun fiyatlı çantamıza da böyle bir ürün istiyorsanız, bunun başka renkleri de var. Bu da şampanya rengi galiba. Evet, 02 numara. Bunu seçebilirsiniz. Şimdi gelelim toz farlara. Benim göz kapaklarımda bugün Dior'un 9'lu far paletlerinden 02 numaralı Cool Neutrals renginin çeşitli renkleri var. Şöyle bir far paleti. Şurada oymuş olduğum açık rengi görüyorsunuz. Bunu göz kapaklarımdan Charlotte Tilbury köpük farın üzerinden geçtim ve şuradaki iki koyu kahverengini, bu acı kahve, bu birazcık daha kızıllık barındıran bir kahve, çok hafif birbiriyle karıştırarak da bir gölgelendirme yaptım. Bugüne kadar kullandığım soğuk tonlu kahveleri barındıran en işlevsel paletlerden bir tanesi. Pigmentasyonu şahane. Kesinlikle verdiğim paranın karşılığını alıyorum. Şurada bir de far bazı var. Dilerseniz farların performansı daha da artsın istiyorsanız bu far bazını da geçebilirsiniz. Tek bir far paletim olsun. İçinde mat renkler, ışıltılı renkler ve böyle çok güzel filtreli tonları olsun diyorsanız buna bakabilirsiniz. Ve bir de Tarte'ın yine son günlerde gösterdiğim şöyle sıcak bir far paleti var. Az önceki çok soğuk tonlardan oluşuyordu. Bu da çok sıcak tonlardan oluşuyor. Harika bir şampanya rengi, altın rengi, kızıllar, bakır renkleri görüyorsunuz. Gölgelendirme tonları var. Buna uygun fiyatlı en çok benzeyen far paleti Revolution'da. Görüyorsunuz. Hatta şurada bir de glitter var. Pigmentasyon şahane. Bu far paletinin adı Revolution'ın Forever Dynamic serisinin Serenity farı. Bununla uygulanmış makyaj videoları kanalımda var. Farın adını yazıp
yazıp arattığınızda göreceksiniz. Hemen şuraya bakın, bir rengini uyguladım. Bunu göz kapaklarınıza sürdüğünüzde bu etkinin benzerini alabiliyorsunuz. Yine içinde mat renkler, baz olabilecek renkler ve ışıltılı renkler var. Benim gözlerime hiçbir şekilde alerji yapmadı ve şurada bir glitter içeren simli bir renk var. Sadece bunu çok kullanmadım ben. Görüyorsunuz ışıltı var ama cayır cayır Kore farları gibi. Çok yakın zamanda, hatta şu an bile olabilir, 200 lira bandında Watsons'larda satılıyordu. Tarte'ın far paletinin performansına, dokusuna, pigmentasyonuna çok benziyor. O simli rengi de açıkçası sürmek istiyorum ama simleri birazcık dökülüyor. O yüzden gözlerime bir şey yapar mı yapmaz mı kestiremedim. Simlerden çok hoşlanmıyorum. Şimdi gelelim göz kalemlerine. Pahalı çantamın içinde MAC'in Coffee göz kalemi var. Uygun fiyatlı çantamın içinde de L'Oreal'in Paradise serisinin kahverengi göz kalemi var. Bunu çok uzun zaman kullandım, bitirdim, yeniden aldım, bitirdim, yeniden aldım. Hemen şöyle göstereceğim. Burada görüyorsunuz. İsterseniz göz kapaklarınıza şu şekilde dağıtarak uygulayabilirsiniz. Bu arada Sephora Collection'ın Tiramisu kalemi de çok başarılı. İndirime girdiğinde ona da bakabilirsiniz. Coffee'yi zaten senelerdir kullanıyorum. Acı kahve. Görüyorsunuz. Alta da onu uyguladım. Bu ikisi performans olarak çok beğendiğim, benim gözlerime hiçbir şekilde alerji yapmayan, harika duran, sabitlenen, akmayan, bulaşmayan, ben de öyle çünkü göz çevremde kuru, şahane kalemler. Ve gelelim ışıltılı metalik farlara. Geçen hafta alışveriş videosunda da görmüştünüz. Pastelin, metalik, Stila'nın muadili olduğunu düşündüğüm farları var. Elimde de MAC'in Dazzle Eyeshadow likitlerinin iki tane rengi var. Bu tarz bir etki istiyorsanız pastelin ürünlerine bakabilirsiniz. Bu birazcık daha ışıltılı, pastel birazcık daha metalik. Gözlerime alerji yapmayan, uyguladığımda güzel bir bitiş aldığım farlar arasında pastel de. Benzer böyle güzel bir ışıltılı görüntü istiyorsanız göz pınarlarınıza, göz kapaklarınıza daha ıslak görünümlü bir bitiş istiyorsanız indirime girdiğinde pastele bakabilirsiniz. Çok çok uygun fiyatlı olarak alabiliyorsunuz. MAC de bu konuda benim tek geçtiğim. Pahalı olarak da bunu söyleyeceğim çünkü MAC'e %20 oranında zam geldi. İndirime girse de artık maalesef uygun fiyatlı kriterimizde olmuyor. Görüyorsunuz. Bu da kesinlikle çok güzel. Sıklıkla göz pınarlarımda ışıltılı yanar döner görüntüyü görüyorsunuz. Uygulama yapıyorum. MAC'te de en beğendiğim ürünler kesinlikle bu tarz bir etki istiyorsam bu ikisi oluyor. Gelelim maskaraya. Uygun fiyatlı alternatifi göstereceğim. Maybelline'in Lash Sensational maskarası. Sky High maskarası da buna örnek olarak verilebilir. İndirime girdiğinde uygun fiyatlı olarak 199 lira bandına en son ben bu maskarayı satın almıştım. Zaten benim tek kullandığım maskara da bugünlerde bu, biliyorsunuz. Alerjik sebeplerden dolayı. Pahalı bir makyaj çantama da yine gözlerime alerji yapmayacak, performansı yüksek bir maskara seçeceksem eğer bu Yves Saint Laurent'in maskarası oluyor. Bu kıl taraklı bir maskara. Sadece bu maskarada sevmediğim özellik, hızlı bir şekilde kuruyor bu maskara. Paradise gibi. Kıl taraklı maskaralar genelde böyle galiba. Ona dikkat etmek gerekiyor ama hiçbir şekilde gözlerime alerji yapmadı. Kirpiklerimi ok ok yaptı. Beğendiğim bir etkisi var. Bir diğeri de Milk'in maskarası. Bu da çok güzel. Yine kıl taraklı ama hızlı kurumuyor. Ve dipten uca kirpiklerinizi çok güzel bir şekilde kaldırıyor. Bana hiçbir şekilde alerji yapmadı. Bu da pahalı makyaj çantama ekleyeceğim bir maskara. Kaş ürünlerine gelecek olursak ben bu konuda Benefit'i tek geçerim. Şeffaf kaş maskarası benim senelerdir favorim. Özellikle kaşlarım uzadığında başım dertte oluyor. Bir laminasyon etkisi istiyorsanız, onları sabitlemek istiyorsanız kaşınıza uygulama yaptığınızda beyaz beyaz kalıntı kalmasın, kaşınızda lekeli tozlu görüntü olmasın istiyorsanız Benefit benim tek geçtiğim ürünler arasında. Kiko'nun bir koleksiyon ürünüydü fakat kalıcı koleksiyona da zaman zaman farklı ambalajlarda geliyor. Şöyle incecik NYX'e benziyor. Hatta kaş sabitleyicisi var. Bu da çok güzel. Kiko'ya bu konuda bakabilirsiniz. Kalıcı koleksiyondaki ambalajı benim elimde olmadığı için bunu gösteriyorum. Şimdi son günlerde ruj olarak bir sürü uygun fiyatlı ruj var. Siz kendi tercihinize göre, sevdiğiniz renge göre markalara bakabilirsiniz. Avon'dan tutun da Flormer'a kadar bir sürü markanın şahane ruju var. Onlara bakabilirsiniz. Pahalı olarak da zaten Huda'dan başlarız. Anastasia'sı, Charlotte Tilbury'si, bir sürü markanın şahane rujları var. Fakat herkes kendi ten rengine göre, Chanel'e kadar gidebiliriz. Rujları seçebilirler. Chanel'in Dream ruju var şu anda dudaklarımda. Elimde sürekli son zamanlarda kullandığım bir ürün var. Summer Fridays markasının böyle balmları var biliyorsunuz. Ve Notun da geçen alışveriş videosunda göstermiştim. Balmları var. Eğer benzer etki, aynı değil kesinlikle. Bunun onarıcı etkisi de var. Pürüzsüz gösterme etkisi de var. Fakat bu da çok güzel bir şekilde ışıltı veriyor. Duruşunu ben beğendim. Onun gibi bir etki, ıslak bitişli, parlak bitişli bir görüntü ve hafif pembelik istiyorsanız Notun ürününe de bakabilirsiniz. Bence uygun fiyatlı çantamızın güzel bir alternatifi. Önüme şöyle bakıyorum. Başka anlatmadığım ürün kaldı mı diye. Tabii ki bir sürü başka göz farları da vardır. Göz kalemleri
de vardır, maskaralar da vardır. Fakat ben kendime alerji yapmayan, kişisel olarak kendimin deneyimlediği, çok sevdiği ürünleri size anlatmaya çalıştım. Merak ettiğiniz ürünler varsa, sizlerin eklemek istedikleri varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız hepimiz oradan yararlanmış oluruz. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.